Saygılar YouTube, efendim hepiniz hoş geldiniz. 45. Minecraft bölümünden merhabalar. Bundan önceki bölümlerde eğer bir bölüm fazla söylediysem kusura kalmayın. Onun ben farkına çok çok sonra vardım efendim. Şimdi buraya bir ufak kazı yaptım. Bunun dışında sonunda şey bitti. Ya yani bunun dışını bitirdik biz video dışı. İşte çatısını matısını bittik. Çatı için şeyden sonra taş merdivenden sonra derin kayrak kırık derin kayrak taşı basamak kullandık çatının üstünü yapmak için. Kenarlara zaten şey döşemiştik, onu hatırlıyorsun. Burayı unutmuşum. Orayı hemen halledelim. Kenarlara zaten yaprak döşediğimizi hatırlıyorsunuz. Şimdi bu bölümde sahneyi, oturma yerlerini ve son olarak da efendime söyleyeyim balkonu hallettikten sonra konservatuvarı umarım bu bölüm içerisinde bitireceğiz diye umut ediyorum efendim. Fakat ne yazık ki Serhiç umduğunu değil bulduğunu yer. Bu şeyin başından beri, serinin başından beri bu şekilde oldu. Bakalım bu şekilde mi devam edecek? Yani sıçır. Ben ne yapayım? Tabii sen serbestsin. Sen odun kas şu anda. Sal. Bundan sonrası bende. Normalde Selim'i yanımda tutardım da. Çünkü kendisi üçüncü bir göz olmak konusunda çok iyi bu ülkede. Ama Serp'e aynı derecede güvenmiyorum. Sahne çok küçük oldu. Şimdi şuradan şekilde bir çıkış olacak bu sahnenin. Hatta bir de bunu karşıya yapalım. Aa, çok güzel. Efendim birileri diyormuş ki benim videolarım sıkıcıymış. Benim videolarım bayıyormuş. O kişilere buradan sesleniyorum. Siz çok haklısınız. Saygılar dostlar. Niye haklısınız? Çünkü seri de arkadaşlar bu herifi tehdit edin. Deyin ki bu Edit tehdit. yapmazsan abonelikten çıkar. Aynen öyle tehditler edin. Dislike atarım diyor falan. Yoksa yapmıyor herif edit. Biz çok diyoruz ama dinlemiyor bizi. Çünkü seri 9 Bence 31. olmamın editle bir alakası yok. öyle öyle. Öylesin, öylesin. Şimdi çaktım Ben ölmedim. Öldün, öldün. ne öldüm. Oğlum olsan seninle biz nasıl arkadaş olduk ya? Niye? Sevmiyor musun arkadaşlarımızı? Hayır, o anlamda değil. Yani sen sınıfa geldiğinde özellikle Cihancan olmak üzere bizden pek haz etmezdin. Evet, hiç sevmiyorum seni. Ben de yani senden pek haz etmezdim. Çünkü o kadar böyle bütün organizasyonları düzenleyen heriften o yani benim şeyimi çaldın, görevimi çaldın, sorumluluğumu çaldın. Niye görevini çalayım? Adamlar baktı, her şeyi daha iyi yapabilen birisi var. O zaman onlar bir şey yapamıyor. Her şeyi daha iyi yapabilen. Heh, bro. Özellikle Kemal Hoca. Aa, adam.
Oğlum Kemal Hoca seni hiç sevmezdi amına koyayım, hatırlıyor musun? Ben de onu hiç sevmiyorum ama. Ha, sen Kemal Hoca'ya küfrediyorsun sürekli. Ama Melih abi sinirimi aşırı bozmuştu ya. Ağzımı açmaya gelmiyor hemen şey sus konuşma falan. Ya hatırlıyorum. Yani ondan sonra ne oldu ama hadi bakayım. Onu da anlamadım. Nasıl oldu lan o? Ya işte benim böyle sihirli bir gücüm var. Herkesi etkileyebilirim. Belli güç. Herkes etkilemek. Kemal Hoca. Oo, etkilendim. Abi. Benim gibi şey modları yüksek olan böyle şey sürekli böyle aktif olan ne bileyim ilginç ilginç fikirleri olan adamı tabii severler. Ben aynısının daha çok notlar konusunda daha çok olanı ben karşılıyorum lan. Nasıl? Kardeşim, aktifim. Notlarım iyi. Ya tabii oğlum, sen pasifsin. Allah aşkına objektif bir gözle bakıyor şu olaya. Ya elimden sevdiğim hocanın dersinde aktifim kardeşim yani. Aktiftim daha doğrusu çünkü liseden mezun olalı 2 yıl oldu. Oğlum ya lise de bitti gerçekten. Ben hala inanamıyorum. 4 sene ne çabuk geçti. Ha olsan. Abi son 2 senemizde okuyamadık ya. Ben ona çok sinir oldum. Evet evet ya, hay sikeyim koronanın gibi. Bir de o son 2 sene şey olsaydı var ya üf, ben daha neler neler yapacaktım. Gerçekten yani münazarayı, son münazara yarışmamızda sen görmedin değil mi amına koyayım? O 12 ile final maçı. Aga, Görmüşüm. ne Cihan konuşabildi, ne Emircan konuşabildi. Benim olduğum münazarada ona yaptığım tek bir hareketler gözetlemiştim. Ses geliyor mu? Ses geliyor mu? Ha. Tamam. Herkes susuyor böyle. Allah, ne diyor lan bu çocuk? Garip çocuk falan yapıyorlar böyle. Cihancan ama orada amına koyayım. Yani geldi. Biz şey konuşuyoruz. Münazara nasıl kazanacağız falan filan konuşuyoruz. Yok neymiş? Putin'in yarrağıymış. Hay Putin siksin seni ya. Sen bir kere aman okuyayım Nazara'ya gelmemiştin galiba. Ha, o gün gelmemiştim, evet. Uyumuştum. Sabah Ama yarım. bak, o gün gelmeyişim var ya, 12 ev üzerinde şey etkisi yaratmış. Lan Serit bize hazırlanıyor falan bilmem ne etkisi yaratmış. O gün ben şey hocadan, bizim fizikçi Fatma Hoca var ya. Hava hocam. Hava Hoca, pardon, ne Fatması. Hava Hoca'dan ben şunun infosunu aldım. Sabah 12'ye şey konuşuyormuş. Lan Serit gelmiş, gitmesek mi? Serit gelmiş beyler falan konuşuyormuş. Daha iyi savunabilirdim. Ama gel gelelim, bütün suç da bende değildi yani. O kadar rezalet bir takımdaydı ki. Mustafa Hoca'ya ben şey demiştim. Hocam tek başıma çıkabilir miyim demiştim. Yok dedi. Keşke tek başıma çıkabilseydim. İşte o münazara. Bilgi yarışması güzeldi ya. Ha, bilgi Ama yarışmasında. sana Onu çok ne... saçma sapan neden geliyor? Ya sorunun cevabını da biliyorduk ya. Kafa kafaya gidiyoruz böyle. İngilizce konusunda Cihan Can'a güveniyor. Herif bulamıyor. Onu biz bulduk onu. Evet. Emirhan ne diyor ama? Tarih sorusu bir geliyor. Serhit hemen aktif oluyor. Aklımda mehter çalıyor diyor çocuk amına koyayım. Güzel zamanlardı ya. Güzeldi ya. En üzüldüğüm nokta hala o münazara yarışmasını biz kazanabilirdik ya.
Hala Bilgi pişmanlığımdır ya. yarışması. Bilgi yarışmasını da biz kazanamadık. Evet. Hepsi Cihancan'ın suçu amına koydum. Abi şey geliyor, tamam mı? İşte Türkçe sorusu geliyor, ben çözüyorum. Matematik geliyor, Oğuzhan'la birlikte çözüyoruz. İşte İngilizce geliyor, Cihan çözmeye çalışıyor. Çözemiyor, biz çözüyoruz sonunda. Ya amına koydum, bir sike yarar. Neyse. Hadi İngilizce de benim de çok katkım yok. Onu da Oğuzhan'la Cihan halletti de. Şey geliyor, tarih bir geliyor. Ben amına koyayım, Terminator. Abi soruları basitti ya. Durdurulamıyorum. Ha. Tarih sorusundan iki sınıfı eledik oğlum biz. Merkez bizim kazanmamızı istiyordu Evet, çünkü karşı taraf ATP'ydi ya. Herkes şey yapıyordu. arada. Yenin. Kazanırdık ya amına koyayım. Herkes bizim kendi sınıfları olarak görüyordu aga. Çünkü hani ATP elitlerin sınıfı amına koyayım. Biz şeyiz. Elit Orada. değil ama hepsi şey, tümünü okunup temizliğe mecbur. Ya evet, ama zeka olarak. Neyse. Biz ama şeyiz böyle. Halkı temsil ediyorduk orada amına koyayım. Münazara'da da öyleydi. Münazara'da da ATP 12 ATP'ye karşı yarışmıştık. Güzel zamanlarda benim Allah filmim çıkacaktı ama benim çıkamadı. ya. Selim Hoca şey yapıyordu. Kasta ismimiz geçsin diye bizi alıp fotoğraf çektirmişler. Yoksa kasta sadece benim ismim geçecekti. Yönetmen olsan, kamera olsan, oyuncu olsan, her yerde olsan Türkmen yazacaktı yoksa. Tamam, amana koyduklarım. Benim şerefsizler, benim çok ekmeğimi yedin bu. İçerikler. Kameraman olarak bendim. Benim sayemde şey sayısız izin kullandım. Yani ben... Ya sen bizden daha çok Kadil'le şeyi alıyordun lan. Gökdeniz alıyordun izni amına koyayım. Oğlum ben size diyordum anlatayım. Siz gelmiyordunuz bazen. Yok lan, Ben ben de ananın Kadir'le ama... Gökdeniz'i öyle boş buluyordum. Ben her daim geldim kardeşim. Benden önce sürekli Kadil'le Gökdeniz, Kadil'le Gökdeniz. Ama sizinle hem o kadar yakında değildir o zaman. Ben sizi yine çok sevmiyordum da. Ama o pandemiden sonra bir yıl zaten bayağı iyi arkadaş olmuyor. Evet. Oğlum ya, lise yemin ederim güzeldi. Arkadaşlar aranızda liseye giden varsa veya en azından liseye gidecek olan varsa Allah kıymetini bilin. Çok çabuk geçiyor o yıllar. Senin sadece ortamı güzeldir. Yani ders konusunda aynı şeyi söyleyemem ama. Gerçi Abi. benim açımdan bu arada dersler de çok iyiydi de. Ya evet, var. Ya biz zaten meslek lisesinde okuyorduk oğlum. Yani şey, sınavlar ortalama öğrenciye göre yapılıyor, tamam mı, lisede? Bizim ortalama öğrenci de geri zekalı, şimdi yalan yok. Yalansa yalan de olsun. Yalan yapmış. Biz zekiyiz. Ortalama öğrenci lan. Liseye sınavsız giriyoruz amına koyayım. Ne zekisi. Neyse. Geri zekalı olduğu için ortalama öğrenci. Biz rahat rahat yapıyorduk yani. Azıcık ders dinlemek yetiyordu bizim için. Vallahi ben 370 puan kazandıydım. Endüstriye gittim. Başka Anadolu Lisesi'ne de ilerledim ama endüstriye. Ben de 360 puan mı ne almıştım? Ben sınava girmeden 100 alıyordum abi. Ben aşırı ballıydım ya mesela. Beni çok sevdilerdi. Bir gün bir hoca bana şey sormuştu. Oğlum diyor, sen de şeytan tüyü mü? Dedim, hocam neden? Herkese yönelik nasıl bu kadar sevdirebilirim diye. Ben hocam sevdiririm sizi rahat olun. Hocam dedim, ben çok iyi sikiyorum. Çok iyi sikerim. O yüzden İmam Hatip'e gittim. Dava edeceğim. Ondan sonra bize söz atacağım. Yanlış anlamayın arkadaşlar. Kafir sikmek anlamında çok iyi sikiyorum.
yoksa? Şöyle güzel bir şeydi, üniversite kazansam da sağlam bir ses olsaydım. Ben Trabzon'dan kazandım üniversiteyi. Her gün sular kesiliyor kardeşim. Trabzon'un üniversite kazandım. Trabzon'a taşındığım zaman. Evet. Komple taşındık ama aile olarak. Bu ne rahatlıktır onun. Trabzon'dan üniversite kazansam bizimkiler bana siktir de. Üniversiteyi bu arada Antalya'da falan kazanmıştım. Antalya'da bizimmiş. Ankara'da bulur. Ben vallahi üniversiteyi Ankara'da kazanmak istiyordum. Ama işte Abi son seni bir hafta var ya. çalışınca yetmedi şey. Araya seni bir dövdüydü. Ney? Seni bir dövmüştük var ya. Ne zaman lan? Sınavdan sonra. Hangi sınav İlk oldu? başta saçını kestirdik, ondan sonra dövdük. Ha şey. Şu iddia meselesi. Çok zevkliydi. Evet. Sağlam dövdüm. Cihan'ı da dövdük iddiadan amına koyayım. Valla kim iddiaya girse dayak yiyor. Şimdi sergiler YouTube. Mesele şu. Biz arkadaşlarla aramızda iddia koyduk, tamam mı? Ben dedim ki ben ilk 50 bine girerim kardeşim, söz ellen dedim. Onlar da dedi ki giremezsin dedi. Ben dedim girerim. O sırada da işte Cihan'la kimdi? Ebu Bekir Hoca konuşuyordu. Hocanın yanındayız işte, bir iş anı var. Neyse. Emirhan diye bir arkadaş var. O geldi dedi ki eğer dedi giremezsen dedi seni de dövelim mi dedi Cihan gibi. Cihan o gün dayak yiyecekti. Sebep neydi? Kilo veremedi diye. O da iddia koymuştu. Neyse. Ben de işte uykuluyum zaten. Böyle ne dediğimi biliyorum. He dövün amına koyayım falan yaptım. Yapmışım daha doğrusu. Hiç haberim yok. Neyse. Emirhan dedi ki sonra beyler dedi Serhit 50 bine giremezse dayak yiyecek dedi. Ben böyle oldum. Ne? Bir dakika ne oluyor falan oldu. Sonra uykuluyum zaten amına koyayım. Geri adamı dağıtmak istemedim. Dedim evet ya öyle öyle değil mi? Öyle falan oldum. Öyle. Sonra dayak yedim. Sonra onu bir dövdük, bir dövdük. Boks eldiveniyle falan da aldılar bana kahveler. Ama Cihan'a düz yani Cihan'ın sırtında mehter falan çaldık oğlum yani. Cihan da güzel dövdü. Ebu Bekir Hoca parmak sokacaktı Cihan'a. Bekir Hoca'yı aslında sana da parmak sokmaya ikna edecektik de. Adamın işi gücü vardı, oyalamayalım. Arkadaşlar yani Ebu Bekir Hoca kısmı biraz şey. Uydurma. Ona geç. Fantaziye kaçıyor. Ya uydurma değil mi? Oğlum Cihan o zaman reşit değildi. Gelmiş. Olsun, parmak. Parmak da reşit değil. Ebu Bekir Hoca'nın parmağı 16 yaşındaydı. Bak, parmağında bence bir reşitliği yok kardeşim. Neyse yani saygıdeğer dostlar. Anlayacağınız üzere biz biraz salak bir ekibiz. Zaten bu YouTube kanaldan niye Salak bir abonesiniz onu da ekibiz anlamadım. kardeşim. Ya Sarp. Biz creeper. Ne yapıyorsun lan burada? Şurayı var ya kazmaktan hala bu yıl yapamadım ya. Video kaç dakika olmuş kardeşim? Neyse ben odunları bırakıp çıkıyorum. Okey. Video 19 dakikada. Gerçekten ben de şaşırdım yani 19 dakika olmasına. Arkadaşlar şu it herife edit yapmayı öğreteceğiz. Artık videoları böyle anasını av gibi
Benim videolar samimi oğlum. İzlemek şey edit yapmayı kabul etmezse döveceğiz. Kabul etmiyorum. O zaman döveceğiz. Kabul etmiyorum. O zaman yine döveceğiz. Yine kabul etmiyorum. Daha fazla döveceğiz. Kesinlikle kabul etmiyorum. Ebubekir hocanın parmağını içinde hissedeceksin. %100 kabul etmiyorum. Kesinlikle kabul ettim. Sarp odunları bırakıp çıkmış. Hadi Sarp, sana iyi geceler. Geceler. Herkese merhaba. Yatmadım. Videodayız ya. O zaman kaçtım. Hadi görüşürüz. Oğlum 3-2-1 kayıt odasına niye değilsiniz o zaman? Çok mantıklı soru. Bu saatte kimsenin geleceğini düşünmedim çünkü. Neyse, bu senin hata yaptığını söylüyor. Sen hata yapmasın. O yüzden evet. Seni döveceğiz. Neyse, ben kaçtım o zaman. Konuşacaktım da ya, videodaymış. Nalet olsun hadi. Hadi sen de İki Minecraft'a gel o zaman. 2 dakika sonra gel. Yok aga, yatıyorum ya, okulum var. İyi, siktirik Oğlum yediğimiz golleri gördün mü o sen? Siktirik yok. Ya abi, Faroe Adaları'ndan yeniliyoruz lan. Oğlum böyle ülkeyi ilk Adanın defa... nüfusu zaten 11 kişi lan. Adanın nüfusu zaten 11 kişi ya. Ben bir baktım amına koyayım. Ülkenin şeyine baktım. Kıyı şey sınırlara. Bu ne oğlum öyle ya? Adamların ülkesi Giresun'dan küçük Emrah. Tüccar'dan küçük mü? Düzce'den mi? Emin değilim. Emin değilim. Seriydin Düzce sevdası. Neyse, ben kaçtım, hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Video kaç dakika seriydi? Daha gider YouTube. Efendim. YouTube videosunu sonlandırmadan da burada gördüğünüz üzere artık konservatuvarı tamamladık. Umarım yani içinize siner konservatuvar, çünkü benim içime pek sinmedi. Özellikle şu oturma yerleri bir tık sanki şey oldu. Ama onun dışında bana açıkçası güzel gözüktü. İleride efendim daha güzelini yaparız. Bu bölümü tabii siz izleyene kadar yıllar aylar geçmiş olacak ama eğer konservatuvar hakkında fikriniz varsa yorumlara bekliyorum efendim. Hadi kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Esenlik bakalım. Bay bay. Bay bay.